Çekmeyin, abone olun hemen. Ne özelliği var hacı Mustafa'nın? Mustafa'nın özelliği yok. Dekoranın özelliği olacak. Ha, dekoratif mi yapacaksın? Şimdi bir dekoratif şey yapacağız. Renk mi arayacaksın mı sen buna? Renk de verdim de önce beton efekti. Öyle mi? Ham bu... beton efekti vereceğim. Arkadaşlar bu çalışmamızda çokça talepler geldi bu konuda. Takipçi arkadaşlarım taleplerde bulundular. Özgür Usta, beton efekti yapabilir misin veyahut da biz yapabilir miyiz? Göstersen de biz de yapsak. Son zamanlarda arkadaşlar pek çok showroom'da, şunu da söyleyeyim, mağazalarda beton efekti arkadaşlar çalışması moda oldu. Daha çok iş yerlerinde beton efekti sıva meşhur oldu. Arkadaşlar beton efekti yapmak istediğim zaman 3 olay var. Bir, rengi betona bezecek. İki, doku arkadaşları betona bezecek. Üç, kalıp izleri gözükecek. Bu üç materyal bir araya geldiği zaman beton efektini yüzeyde arkadaşlar yakalayabiliriz. Burada kullandığım malzeme, yüzeye sürdüğüm malzeme fayan şamurtusu. Farklı malzemelerle yapılabilir. Tamir aracıyla veya özel Türkiye'de üretici firmaların özel ürettiği macunlar var. Dekoratif macunlar var. Bunlarla yapılabilir. Ben burada basit şekilde fayan yapıştırma malzemesiyle, harcıyla çalışmamı yapacağım. Pek çok arkadaş kalekimle yapılabilir mi diyor. Arkadaşlar basit bir malzemesinden kalekim bir markadır. Evet, kalekimin markası adı altında fayans yapıştırma harcıyla bu çalışmayı yapabilirsiniz. Malzememiz arkadaşlar çelik malamızla ve inşaat malamızla yüzeyimize sürüyoruz. Biraz yaklaş. Sürüyoruz arkadaşlar. Sonra malzememizin sürme şekli bu. 2-3 milim duvarımıza malzememizi sürüyoruz. Sonra arkadaşlar yüzeye doku vereceğiz. En sonunda kalıp varmış gibi, aralara kalıp sökülmüş gibi kalıbın çıkıntı izlerini vereceğiz. İstemeyen kalıbın çıkıntı izlerini vermeyebilir. Direkt bu şekilde dokuyu da bırakabilir. Ben şimdi size kolay bir doku bırakma şeklini göstereceğim. Malınızı alın, temizleyin arkadaşlar. Arkadaşlar malınızı dokundurarak yüzeyde dokular elde edin. Arkadaşlar malınızı basacak yöntemiyle dokunuzu verin ve 10-15 dakika kurumaya bırakın. Bu şekilde yüzeyiniz arkadaşlar 15 dakika kalsın. Sevgili arkadaşlar, yüzeyimiz kurudu belli oranda.
Şöyle bir aparatla yüzeyimiz arkadaşlar çizikler verebiliriz. Ağaç sökülmüş gibi yüzeyde doku oluşacaktır. Yüzeyimizin yapaylıktan uzaklaşması gerekiyor. Sanki gerçekten ağaç kalıp sökülmüş gibi bir görüntüye kavuşması için bir takım üzerinde çalışmalar yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Kalıp ağaçlarda ağacın çizgili yüzeyi vardır. Onu yansıtmak lazım arkadaşlar çalışma üzerine. Onu da şu şekilde budak aparatları satılır arkadaşlar internette. Temin edebilirsiniz. Bunlarla boya yapılabiliyor. Arkasında da şöyle tarak kısmı vardır. Yüzeyimize çizgiler oluşturabiliriz. Bu sayede yüzeyimizin biraz daha gerçekçi, sanki kalıp sökülmüş gibi arkadaşlar bir dokuya kavuşur. Sonra arkadaşlar bu aşamadan sonra yüzeye kalıp sökülmüş gibi arkadaşlar izler vereceğiz. O izleri şöyle mala kullanarak veya da bir ağaç dokusu arkadaşlar kullanarak yüzeyimize verebiliriz. Kalıbın izlerini oluşturabiliriz kalıbımızla. Burada arkadaşlar inşaatların kalıp söküm aşamalarındaki gidip yakından inceleyebilirsiniz. Veyahut da buna benzer videolar vardır arkadaşlar. Videolarla görüntüler elde edebilirsiniz. Burada gerçekçi dokuya uygun bir yüzey elde etmek gerekir. Onu iyice incelemek lazım. Gerçekçi dokuya uygun bir görüntü vermek için. Yaptığınız çalışmayı izleyenler, görenler gerçekten bir kalıp sökülmüş hissiyatını yaşamalı arkadaşlar eserlerinizde. Çok nizami olmamalı. Nihayetinde kalıp sökülürken çok nizami bir görüntü oluşmayacaktır. Kalıp görüntüsüyle beraber, beton görüntüsüyle beraber salaş da bir görüntü olmalı ki kalıp sökülmüş hissi uyandırsın izleyicilere de. Şöyle arkadaşlar yakından göstereyim. Sanki aralardan kalıp ağaçlar sökülmüş de çimantoların aralarında, iki kalıp arasında çimento artıkları kalmış, çapak yapmış gibi gözükmeli. Doku beton dokusunu andırmalı. Burada arkadaşlar gerçekçi bir beton dokusu oluştu. Yüzeydeki tarak izleriyle beraber arkadaşlar ağacın dokusunu oluşturduk. Burada dilersek biraz daha budak aparatıyla ağaç efektleri, budakları verebiliriz. İstediğimiz yerlere izler bırakabiliriz biraz daha. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bir beton havasını yakaladık. Kurumasına mütakip beton efekt boyalarla veyahut da arkadaşlar her boya firmasının yaklaşık çimento rengi, beton rengi karterasında mevcuttur. İstersek boyayabiliriz. İstersek bu şekilde arkadaşlar doğal haliyle çalışmamızı bırakabiliriz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda karşınızda olmaya devam edeceğim. Çekmemi istediğiniz görseller, videolar, yalıtım hakkında videolar veyahut da aklınızda kalan sorular varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bilgim dahilinde sizlere yardımcı olmaya devam edebilirim. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolardan en kısa zamanda haberdar olmak için.
Arkadaşlar çalışmamız kurudu. Bayağı bir çok hoş bir dekoratif beton efekti yakaladığımızı düşünüyorum ben. Arkadaşlar bu aşamada çalışmamızı boyayabiliriz. Dediğim gibi beton efektiyle veya da bu şekilde bırakıp çalışmamızı sonlandırabiliriz. Seyrettiğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim tekrar.